İyi akşamlar Çemaş döküm günlük grafik. Şimdi Çemaş'ı geçen haftalarda yani çok uzun zamandır düşen bir trendte takip ediyoruz. Kasım'dan bu yana yani bayağı gerçekten ayı piyasası gibi ayı piyasası oldu. Yani bayağı da uzun sürdü. Tabi tam toparlayacak etkileniyor bir şeylerden. Yani hop bir tam toparlayayım diyor. Mayıs ayı negatif geçiyor bütün piyasa. O da katılıyor. Bir türlü düzeltemedi. Şimdi burada majör trendimiz şu kırmızı olan. Düşüşü simgeleyen. Bir de minör trendimiz var. O da yani çünkü çok prim var arada 1 liradan gördüğünüz gibi 1.40'a kadar ki o zaman da videosunu çekmiştim galiba. Oldukça primli bir dönem geçirdi. Oradan beri tekrar satışıyor. Şey %40 var arkadaşlar orada. Tabii herkes o paradan almadı onu söyleyeyim. Ama burada 1.10-1.15 arasında oldukça alıcı çıkmış ki piyasa. Bir şöyle bir zıplatmış 1.45'e kadar aşağı yukarı. Oradan beri de dediğim gibi bu şey değil yani kar realizasyonu. Hani beklenen bir şey ama oradan da çok uzun sürdü. Zaman olarak. Yani şöyle bakarsanız Mayıs'tan beri yeni bir süzülme dönemi içinde. Tabii önce burada 1.20 civarlarının kırılması gerekiyor şu an. Yani 1.20 kırılırsa ben açıkçası şu kırmızıya doğru kendi adıma konuşayım. Yani 1.20, 1.23 takip et. Onu takip ederim. Kendi adıma söylüyorum. Yukarıda da 1.33 civarlarını takip ederim. Yani şu kırmızı kırılıyor mu kırılmıyor mu majör anlamda ona bakarım. O kırmızı kırılıyorsa piyasada alıcıların kuvveti yerindedir. Mesajı olabilir ve 1.45'e kadar tekrar bir primlenmesi de beklenebilir. Yukarıdaki dirençler böyle. Destek burada tabii bir 1.15 desteği vardı. O kırılmış 1.14 yani bir kapanış gelmiş. Hatta şey 1.12'de bir kapanış gelmiş. Majör destek de 1 lirada burada. Yani 1 liradan aşağı bir gidiş olursa o çok negatif bir anlam taşır. Majör düşen trendde yeni bir dip arayış anlamına gelir ki satış baskısını da arttırabilir belki o bölge özellikle. O yüzden 1 lira civarına burada majör anlamda da dikkat etmek lazım. Öyle çok büyük bir hacim yok. Yani alıcılar çok hevesliymiş gibi bir durum maalesef olmamış. Satıcıların eli sıkı olduğu için şeyde 14 Temmuz Çarşamba günü biraz böyle satış çekildiği için piyasadan bir doji yapmış. Yani bir anlam yüklemeyelim ona. Yani biraz borsanın heyecanlanması lazım. Yani çok iş rezalete gitti hakikaten onu da söyleyeyim. 38,5 RSI. İyi bir alan değil. Satıcıların yoğun olduğu bir alandır. Kendi ortalamasının altında. Ama işte bu son gün iyi kötü bir doji yapmış. O hafif bir yükseltmiş RSI seviyesini. Yani açık söyleyeyim 60 RSI ve üstüne biraz daha güvenmek lazım. 60 RSI'ye kadar dikkat edilmesi lazım. 60 görürsek burada güçlendiğini hissedilir. Yani senet biraz daha yukarı hareket etme ihtimali olabilir. MACD de öyle yani o da çok neşeli değil. İkisi de çok neşeli değil. Yani major şeyimiz bu. Grafiğimiz bu arkadaşlar. Şöyle bir büyüteyim göstereyim. Biz böyle takip ediyorduk geçen aylarda. 100'den çıktıktan sonra ben bayağı bir videosunu yapmadım. Bir arkadaşımız istemiş. Onun için yaptım. Durum bu. Burada şeyler belli yani. Ana destek noktaları da dediğim gibi belli. Herkese iyi akşamlar.